Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet sevgili dostlar, bugün öğlen saatlerinde aktarmış olduğum analizimde de özellikle vurgu yaptığım üzere bugün açıklanan ve adına ivme paketi denilen paket Sayın Bakan Berat Albayrak tarafından açıklandı. Merakla beklendiği şeklinde bir takım manşetler vardı ama artık paketler merakla beklenmiyor. Zira açıklanan paketlerden genel olarak vaatlerin çıktığını, cek cak ekleri ile türetilmiş olan bir takım şu olacak, bu olacak şeklindeki ifadeler ama bunların maalesef ki herhangi bir şekilde uygulandığına ve bu uygulamalar sonrasında da olumlu sonuçlar elde edildiğine dair hiçbir veri elimizde bulunmuyor şu ana kadar açıklanan paketler itibarıyla. Berat Albayrak Haziran ayından itibaren cari açığımız fazla verecek dedi. Yani artık cari açık vermeyecekmişiz ve fazla verecekmişiz. Bunu bir kere daha ifade edeyim arkadaşlar. İthalatın düştüğü döviz kurlarıyla, bu döviz kurlarıyla ithalatın yapılamadığı bir ortamda cari açık vermemizin hiçbir ehemmiyeti bulunmuyor. İşsizlik en kötü, işsizlik konusunda en kötünün geride kaldığını ifade etti. Bunun da ne kadar anlamsız olduğunu şu an itibariyle etrafımızdaki işsizlerden de çok net bir şekilde görmekteyiz. Ve 3 kamu bankasının liderliğinde katılımlarıyla 30 milyar TL finansman sağlanacağını ve stratejik ürünlerin ihracatının ön plana çıkarılacağını, tarım sektörü, ham madde, aramalı, makine ithalatı gibi alanlarda destekler olacağını ve iki farklı faiz seçeneğiyle krediler için 2 yıla kadarki vadeli kredilerde enflasyon artı 3 puan, 2-10 yıl vadeli kredilerde ise enflasyon artı 2 puan, pardon, 2 yıla kadarki vadeli kredilerde faiz enflasyon artı 3 puan, 2 ila 10 yıl arasındaki kredilerde ise enflasyon artı 2 puan şeklinde kredi faizlerinin uygulanacağını ifade etti. Enflasyonun bir türlü düşmediği ve gittikçe yükseliş eğiliminde olduğu bir ortamda kredi faizlerinin bu şekildeki bir skalaya bağlanmış olması sanayiciyi ne kadar tatmin edecektir? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bir diğer önemli nokta ise arkadaşlar, şunlar yapılacak, bunlar yapılacak deniliyor. 30 milyar TL bir finansman sağlanacağından bahsediliyor. Ama bunun kaynağının ne olacağı konusunda hiçbir açıklamanın olmadığını görüyoruz. En önemli sorunumuz rezervlerimizin azaldığı hususunda ki bugün açıklanan verilerde de Merkez Bankası'nın sürekli olarak üzerinde durduğu ve esas alınması gereken detay olarak ifade etmiş olduğu brüt rezervler önemlidir şeklindeki açıklamalarına rağmen brüt rezervlerimizde de bir azalışın olduğuna tanık olduk ki bu paketten rezervlerimizin nasıl artabileceği ve şu ana kadarki eksilmiş olan miktarın ne şekilde ikame edileceğine dair hiçbir açıklamaya tanık olmadık. Yine bugün yabancı basında yer alan bir habere göre kamu bankalarının döviz satışına, dolar satışına devam ettiği ifade ediliyor ki Merkez Bankası elinde mevcut bulunan, daha doğrusu Merkez Bankası ve kontrolündeki kamu bankalarının ellerinde mevcut olan dolarları bu amaçla kullanıyor olmaları da Merkez Bankası'nın rezervlerinin tüketilmesi anlamına geliyor. Elbette ki bankalarımızın veya Merkez Bankası'nın dövizle mücadele ediyor olması nahoş bir şey değildir, gerekli bir şeydir, ekonomi adına lüzumlu bir şeydir ama siz bu mücadeleyi yaparken sadece ve sadece anı düşünürseniz, daha sonrasının hesabını yapmazsanız, elinizdeki kurşunları tüketir iseniz yarın bir gün o dağ gibi milyar dolarları bulan borçların nasıl ödeneceği hususunda önemli sıkıntılar yaşarsınız. Bugünü veya içinde bulunduğumuz anın hesabını yapmak suretiyle tüketilen dolar rezervleri veya Merkez Bankası'nın rezervleri emin olunuz ki önümüzdeki günlerde Türkiye ekonomisi için fayda değil zarar sağlayacak olan hususlardır. Evet sevgili arkadaşlar, S-400 konusuyla ilgili olarak, pardon, bu konuyla ilgili arkadaşlar piyasaların vermiş olduğu herhangi bir olumlu veya olumsuz bir tepki yok. Artık bu tarz paketlere piyasalar çok fazla atıfta bulunmuyorlar. Bu paketin açıklanmasının süreci içerisinde, 1-2 saatlik süre içerisinde Dolar-TL yine güçlü seyrini devam ettirdi. Ancak daha sonra akşam saatlerinden itibaren başlayan geri çekilmenin pakette falan herhangi bir alakası bulunmuyor. Ağırlıklı olarak teknik sebeplere dayalı olduğunu veyahut da dolardaki hareketliliği fırsat bilen yatırımcıların, belki de bilmiyoruz ama yine bir kamu satışı olmuş mudur? Bu tür sebeplere bağlı olarak Dolar-TL tekrar 6-10 civarlarına gerilemiş durumda. Yine arkadaşlar,
arkadaşlar, yurt dışı cephesine bakacak olur isek, yurt dışı cephesinde ise S-400'lerle alakalı olan tablo aynen devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nden de geçen Türkiye'ye S-400'lerin teslimi durumunda F-35'lere yönelik yaptırımlar hususundaki tasarı Temsilciler Meclisi'nden de geçti. Şu anda sırada kongre var. Kongreden de eğer onaylanacak olur ise son sözü Trump söyleyecek. S-400'ler konusuyla ilgili farklı bir gelişme mevcut değil. Evet arkadaşlar, genel olarak küresel piyasalara baktığımız zaman ise küresel piyasalarda son birkaç gündür devam etmekte olan bahar havası küresel piyasalarda maalesef yerini bugün itibariyle gelen önemli bir verinin etkisiyle ciddi bir karamsarlığa bırakmış durumda. Bugün ABD'den gelen PMI verisi diye adlandırılan imalat sanayi endeksi 2009 yılından itibaren en düşük seviyelere ulaşmış durumda ve bu tablo ise gerçekten oldukça olumsuz değerlendirilebilecek bir durum olarak karşılandı ve tüm dünya endeksleri ve Dow Jones ve Nasdaq, özetle Wall Street önemli seviyelerde bir geri çekilme yaşamakta. VIX korku endeksi ise ciddi şekilde bir yukarı atak yapmış durumda. Sevgili arkadaşlar, bugünün önemli haberlerinden bir tanesi de vatandaş dolar alıyor şeklinde ki haberdi. Vatandaş son dönemlerdeki dolara olan ilgisini, dolarizasyon olma yönündeki ilgisini devam ettirmekte ve önemli olan bir tablo var ki arkadaşlar, Verimetric denilen bir site bulunuyor, bir veri kaynağı bulunuyor. Bu siteyi özellikle Twitter'dan da takip etmenizi tavsiye ediyorum. @verimetric olarak yazarsanız direktmen takibi alabilirsiniz. Türkiye ile ilgili veya dünya ile ilgili çok önemli istatistikleri paylaşmakta. Bu sitenin vermiş olduğu kaynaktan veya çıkarmış olduğu grafikten esinlenmek suretiyle sizlere şu paylaşımda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Yerli yatırımcılar, yani gerçek kişilerin ve de tüzel kişilerin veya şirketlerin oluşturduğu yerli yatırımcılar dolar almaya devam ediyorlar. Son hafta itibariyle, 17 Mayıs tarihiyle biten son hafta itibariyle de 1 milyar dolar civarında yerli yatırımcının dolar pozisyonunu artırdığına tanık oluyoruz. Değerli dostlar, bu grafikte en üstteki eğrimiz toplam miktarı gösteriyor ve bu toplam miktar şu an itibariyle 182.2 milyara ulaşmış durumda. Gerçek kişilerin şu an itibariyle elinde bulundurdukları dolar miktarı 110.5 milyar dolar ve tüzel kişiler, yani şirketler nezdinde baktığımız zaman ise 71.8 milyar, ortalama 72 milyar diyelim, toplam 182 milyardan biraz fazla bir oranda dolar pozisyonu bulunan yerli yatırımcımız bulunuyor. Sevgili dostlar, şurası Ağustos krizinin yaşandığı dönem ve bu tarihten itibaren baktığımız zaman neredeyse gerçek kişilerin elinde Ağustos ayı itibariyle Ağustos krizi döneminde 80 milyar dolar civarında bir mevduat bulunuyorken şu anda bu rakamın 110 milyar seviyesine ulaştığını ve 30 milyar dolar civarında bir artış olduğunu görmekteyiz. Ve özellikle son 3-4 ay içerisinde 20 milyar dolar civarında yerli yatırımcının dolarize olduğunu, dolardaki geçtiğimiz geri çekilmeyi bir avantaj olarak değerlendirdiğini ve dolar pozisyonunu artırdığına tanık oluyoruz. Ve arkadaşlar, net olarak görülen bir tablo var ki tüzel kişiler veya şirketlerden ziyade sen ben gibi vatandaş konumunda bulunan gerçek kişiler dolarize olmaya devam ediyor. Dolardaki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor ve mesele yatırım yapmaktan da ziyade Türk parasına olan güvensizlikten ve mevcut enflasyon koşullarının yaratmış olduğu TL'nin değer kaybı veya geçim noktasındaki zayıflamalardan kaynaklanıyor. Evet sevgili dostlar, gelelim dünya piyasalarındaki son görünüme. İfade ettiğim üzere Dow Jones önderliğinde bütün endeksler olumsuz durumda. Dolar olumlu seyrini devam ediyor küresel piyasalarda. Dolar endeksinde çok düşük miktarda bir geri çekilme olsa bile yine de olumlu bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Euro-Dolar paritesi adına doların hala güçlü bir konum içerisinde olduğunu görüyoruz. Altın fiyatlarında özellikle ticaret savaşları ve bu gelen son PMI verisiyle birlikte bir şekilde bir artış eğiliminin söz konusu olduğuna tanık oluyoruz. Arkadaşlar, PMI verisi son derece önem taşıyan bir veridir. Zira böyle bir durumda paranın sanayiye akmadığı şeklinde bir düşünce oluşuyor. Para sanayiye akmıyor ise
Bu durumda dolar, İsviçre frangı ve Japon yeni gibi daha güvenli limanlara ve altın gibi daha güvenli limanlara akıyor şeklinde değerlendirilmekte. Gelelim dolar-TL mevzuna. Değerli arkadaşlar, dolar-TL konusunda bugün 6.15 seviyesine doğru bir hareketlilik yaşandı ve öğlen saatlerinde sizlere aktarmış olduğum analizimde özellikle 6.17.50 direncine yaklaşımlara çok ciddiyetle önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştım. Şu an 6.10.30 seviyelerindeyiz ve bu direncin etkisi ve 6.15 üzerindeki duruşun gerçekleşememiş olması sonucunda bir geri çekilmenin mevcut olduğunu görmekteyiz. Değerli dostlar, 6.17 seviyemiz öncesinde bu grafiğimizde 6.14.66 seviyesiyle şu bölgede bir direnç görmektesiniz. Bu bir günlük grafiktir. Günlük grafiklerimizde 6.14.66 seviyesi dikkatle izlenmesi gereken bir dirençtir. Bugün çok az miktarda üzerine çıkıldı ama bu seviyede tutulma gerçekleşememek suretiyle tekrardan bir geri çekilme eğilimini görüyoruz. O halde 6.14.66 veya 6.15 seviyesini bir köşeye yazmakta yarar bulunuyor. Diğer yandan arkadaşlar, bir diğer grafiğimiz olarak haftalık grafiklerimizde ise şurada görmekte olduğunuz gibi bugün de özellikle önemli bir dirençtir diye vurgu yaptığım ve bu direnç aşılsa bile 6.20, 22-23 bölgelerine ulaşılmış olsa dahi yakın geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bu seviye üzerinde kapanış oluyor mu olmuyor mu? Minimum 2 gün bunu izlemeden ek alım yapmanın veya dolarda ki yukarı atağın devam edebileceği ve güçlenerek devam edebileceği şeklindeki bakış açısının doğru olmayacağını, bu sebepten ötürü de bu dirence çok büyük ehemmiyet verdiğimi ifade etmiştim. İşte arkadaşlar, 6.17.52 seviyesindeki direncimiz şurada görmekte olduğunuz bu dirençtir. Şu da 6.20'lere yönelik yapılan 6.25'e yönelik gerçekleşen ata ifade etmekte. Şu an arkadaşlar, haftalık grafiklerimiz itibariyle 6.17 ile şurada görmekte olduğunuz 5.92 bandıdır burası. 5.92 aralığındaki direnç bölgesini doldurmaya çalışan, bu direnç bölgesi içerisinde hareket eden bir dolar seyrini tanığız. Ama kısa vade adına ise 5.98 seviyemiz şu an itibariyle destek olarak çalışıyor. 5.98 aşağısında 5.92 seviyesini yakından takip edeceğiz. Hassas çizimlerimizin bulunduğu grafiğimizde arkadaşlar, sarı yükselen bandımız şu an itibariyle 6.05 seviyesine yükselmiş durumda. Bu seviyenin üzerinde sarı kesik çizgilerin mevcut bulunduğu noktamız 6.15.99'a yükselmiş durumda. Zira bugün 6.15.13 seviyesinden bir geri dönüş yaşadık. 6.15'in aşılmak suretiyle 6.16'lı rakamlara ulaşıldığı zaman ise bu durumda takip etmemiz gereken seviye 6.20 noktası olacaktır. Şurası 6.20, 6.21. Ancak ifade ettiğim gibi 6.17.50 direnci önemlidir. Bu direncin üzerine taşmalar olabilir. 6.21, 22'lere kadar bir sıçrama olabilirse de buradan geri dönüşlerin 6.17 seviyesi üzerinde karşılanıp karşılanmayacağının çok ama çok büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Bunu bir kere daha hatırlatmış olayım. Şu an itibariyle değerli dostlar, 6.15 seviyesi yakından izlenmesi gereken, daha doğrusu 6.13, 6.50, 15 seviyesi yakından izlenmesi gereken bir direnç konumunda. Değerli dostlar, 2 saatlik grafiklerimiz itibariyle baktığımız zaman dün akşam aktarmış olduğum grafiğimdeki çizimleri kaldırdım. Artık onların bir ehemmiyeti kalmadı. Kritik 6.04 direnci aşıldı. Alçalan bandımızın kırılmasıyla birlikte o dirençte şu anda işimiz bulunmuyor. Şurada mevcut bulunan arkadaşlar, düşen kanalı ben tekrardan mevcut tutuyorum burada. 6.04.54 seviyesi şu an itibariyle önemli bir destek özelliği içerisinde. Ancak biz bugün gün içerisinde aktarmış olduğum analizimde de özellikle vurgulamış olduğum gibi 6.09-6.10 bölgesi üzerinde tutunmanın gerçekleşebilmesi önemliydi. Şurada arkadaşlar, 20 Mayıs'ta saat 18'den itibaren başlayan bir kısa vadeli yükselen trendimiz var. Bu trendimizin şu an için alt bandı 6.09.16 seviyesini göstermekte. Bu bir yükselen trenddir ve 2 saatlik bir grafik olduğu için önümüzdeki saatlerde bu bandın biraz daha üst tarafa çıkması mümkün olabilir. 6.09.50'lere doğru yönelmesi mümkün olabilecektir. Şu an itibariyle arkadaşlar, bu destek bölgesinde tutunuyoruz. Bu destek bölgesinin aşağısına gelinecek olur ise genel olarak 6.09 şu bölgeyi tanımlayabiliriz.
Evet, 6.09 seviyesinin aşağısına gelinmesi durumunda bu kez bu gerilemenin 6.0750 ve sonrasında da şuradaki kırmızı düşen bandın mevcut bulunduğu 6.0450 seviyesine kadar devam edebileceği dikkate alınabilir. Böyle bir ihtimalin daha çok güç kazandığı hesaba katılabilir. Değerli arkadaşlar, 6.09 üzerinde kalındıkça ve özellikle bugün itibariyle 6.10 üzerinde bir kapanışın gerçekleşmesi durumunda ise yukarı atakların devam edebileceğini ve şurada görmekte olduğunuz üzere 6.13.63 seviyesi ve yükselen trendin üst bandı olarak şu an görülmekte olan 6.16-6.17 seviyesine doğru yükselişin devam edebileceği ve bu seviyelerin test edilebileceğini dikkate alabiliriz. O halde 6.10 ve üzeri kapanışlar veya 6.10 ve üzerindeki tutunmalar her an 6.17-20 bölgesine yönelik atakların gündemde olabileceğini ifade ederken 6.15 seviyesine de çok özel bir dikkat etmemiz, göstermemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bir de Viyop konusuna bakalım isterseniz. Viyop konusunda grafiğimiz bu şekildedir. Viyop dolar kontratları Mayıs ayına ilişkin. Bugün arkadaşlar 6.17.91 ile en yüksek değer görüldü. Dün aktarılan veriler itibariyle 6.17.13 seviyesi pivot olarak tanımlanmıştı. Nitekim bugün 6.17.91 ile ikinci pivot direnci görülerek bir geri dönüş yaşandı. Kapanış 6.12.50 ancak yarın için pivot seviyemiz 6.13.78 civarında pivot seviyesinin aşağısında bir kapanış olması ve an itibariyle de dolar TL'de bir geri çekilmenin mevcut olması nedeniyle tabii ki bu tablo yarın sabaha kadar da devam edecek olur ise Viyop dolar kontratlarının olumsuz bir açılış yapması beklenebilir. 6.13.78 seviyesinin aşağısında kalınıp kalınmadığı önem taşıyor. Bu seviyenin aşağısında kalınması durumunda 6.09.60 veya psikolojik bir destek olarak 6.10 seviyesi, bu seviyenin aşağısında 6.08 ve 6.04 seviyelerine dikkat edilmeli. Pivot destekleri olarak 6.13.78'in üzerine çıkılması durumunda ise 6.15, 6.19.50 ve 6.21 seviyeleri kritik pivot dirençleri olarak dikkate alınmalı. Değerli dostlar, dolar TL ve Viyop dolar hususunda ve piyasaları etkileyen genel faktörler konusunda şu an söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalınız, selamlar ve saygılarımla.